Merhaba sevgili Anne TV izleyicileri. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Sevgili gıda yüksek mühendisi Aslı Elif Tanıvur. Hoş geldiniz Hoş Aslı. Hoş bulduk Ayşen. Sizi çok seviyorum. Ben de. Çünkü o kadar kıymetlisiniz ki ürünleriniz çok özel ve ben propolisle ilgili bugün sizinle konuşmak istedim. Bu girişimciliğiniz nasıl başladı? Kısaca söz eder misiniz ve ardından da şu propolis hikayesini bize anlatın lütfen. Tabii çünkü son derece kıymetli ve özel bir şey propolis. Bunları konuşalım. Tabii ki seve seve. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Gıda Yüksek Mühendisiyim. Uzun yıllar arıcılık sektöründe çalıştım. Evet. Ve bu sırada da benim ilk oğlum çok sık sık ateşleniyordu. Çok sık rahatsızlanıyordu. Bağışıklık sistemi sorunu varmış. Tabii sonradan öğrendiğimiz üzere. Ve çok yoğun antibiyotik kullanıyorduk. Şöyle ne söyleyeyim. Kadardı bebekken? Tabii 11 aydı. 11 aydı. Böyle ayda bir, iki ayda bir, her hafta yani... Şöyle söyleyeyim, senede 12-15 defa antibiyotik kullanmak zorunda kalıyoruz. Ve 10 gün süren ateş gibi bir şey oluyor ve düşmüyor antibiyotiksiz. 5 sene böyle sürdü, 5 yaşına kadar. Ve 5 yaşında bu sefer antibiyotiklerin yol açtığını sonradan öğrendiğimiz Henoş-Önlein vaskülit denen ve kanın damar dışına sızması olarak tanımlanan bir otoimmün rahatsızlıkla karşı karşıya kaldık. Vücut kanı damar dışına salıyor. Yani cilt altına toplanıyor. Tabii çok ağrılı ve rahatsız edici bir durum. Tespiti de çok zor oldu. Morarma gibi herhalde çıkıyor. Morarma gibi oluyor. Doktor gezdikten sonra en son bir doktorumuz dedi ki artık antibiyotik veremeyiz. Bağışıklığı çökmüş. Eve kapatacaksınız. Ve bağışıklığını arttıracak bir şeyler yapmanız gerekiyor dedi. Ben dedim zaten gıda mühendisiyim hocam. Yani ben zaten çok dikkat ediyorum beslenmesine. Çok titizleniyorum ama hani sakınan göze çöp batar hesabı. Sürekli hasta. Dedi ki bu dedi sen arıcılık camiasının içindesin. Neden dedi propolis, arı sütü gibi değerli ürünler var. Bağışıklığı arttırdığını bildiğimiz bunları alıp çocuğa vermiyorsun. Ben de camianın içindeyim ama ülkemizde bal üretiliyor. Arı sütü ve propolis gibi diğer ürünlerde benim bildiğim hep Çin'den ithal ediliyor. Raflardaki birçok ürün içinde de Çin ürünü var. Tabii ki orijini etikette belirtilmediği için de tüketicinin bunu bilme şansı yok. Bu şekilde satılıyor. Ve ben de Çin ürünlerine açıkçası bu ürünlerin çok fazla testini yapmış bir gıda mühendisi olarak güvenmiyorum. Dedim ki bir arıcılara sorayım. Belki benim için üreten olur ya da üreten vardır alırım. Birçoğuna soruyorum. Hiçbiri üretmiyor. Bir tanesi sağ olsun benim için üretti. Ama tabii ki propolis böyle kovandan çıktığında taş gibi sert bir malzeme. Ve direkt sindiremiyoruz. Direkt tüketemiyoruz. Bal mumuyla karışık halde. Mutlaka özütlenmesi, ekstrakte edilmesi gerekiyor ve bu işlemin çok doğru yapılması lazım. Aksi halde sonuçta elinizde propolis hiç olmayabilir. O özütlemeyi doğru yapmazsanız. Peki siz bu özütlemeyi nerede yaptınız? Bu arada İstanbul Teknik Üniversitesi'nde değil mi? Evet, devam da ediyorsunuz devam hala. Devam ediyorum. Üniversiteyle ilişkilerim. Zaten Arı Teknokent'te ben daha sonra firmamı kurdum. Laboratuvarımız da var üniversitede. Kendim laboratuvarımda ilk denedim. Bu özütleme yöntemini geliştirdim. Ve daha sonra da damla haline getirerek bunu çocuğuma vermeye başladım. Arı sütünü de keza öyle kovandan taze olarak elde ettik. Bunu da ham bala karıştırarak vermeye başladım. Bir süre sonra 6 ay kadar sürdü ama bu süreç yani hastalık. 6 ay sonunda çocuğumda gerçekten o Henoş-Önlein vaskülit dediğimiz sorun da düzeldi, tamamen geçti. Ve o sık ateşlenme probleminden de kurtulduk. Harika. Gerçekten mucize gibi. Bana da bir anne olarak mucize gibi geldi. Dedim ki ya madem böyle değerli bir ürün var ülkemizde. Bu arada ülkemiz 7 milyon arı kovanıyla dünyada ikinci arıcılık ülkesi. Ve biz istesek balı da, poleni de, propolisi de, her şeyi de bütün kovanlarımızda üretebiliriz. Hem kendimize yeter hem de bütün dünyaya ihraç edebiliriz. Yani böyle bir potansiyelimiz var. Olağanüstü bir şey bu. Tabii inanılmaz bir bizim potansiyel. Bizim coğrafyamız da galiba çok kıymetli çok zengin. Değil mi? Yani bizde elde ettiğimiz arı ürünleri, polen, propolis, arı sütü, bal bunlar o kadar değerli, lezzetli ve yüksek kalitede ki dünyadaki birçok ürünle kıyasladık. Ben dünyanın her yerinden propolis, arı sütü, bal, polen analizleri yaptım. Gerçekten bizim ülkedeki kalite, yani Anadolu propolisinin kalitesi dünyanın başka hiçbir yerinde yok.
çok değerli fenolik flavonoid bileşenler içeriyor. Başka hiçbir gıda maddesinde bulunmayan antioksidan maddeler içeriyor. Dolayısıyla hem çok doğal hem de çok sağlıklı bir ürün. Yani bir altın madenin üstünde yaşıyoruz ve bundan yararlanmıyoruz diyebilirim. Ama bu ilk adımı sizin atmış olmanız çok kıymetli ve bunu duyurmanız o kadar çok önemli ki. Hatta sanıyorum bir test de yapmıştınız değil mi? Kanserli bir doku üzerinde. Hani evet. Anadolu propolisini etkisini incelemek üzere. Şöyle, biz tabii ben bu faydayı görünce propolis ile ilgili çok fazla bilimsel makale inceledim, okudum. Tıbbi yayınlardan bahsediyorum. Evet, ve gördüm bilimsel ki, olarak da çok araştırılıyor. Tabii evet. yıllarım geçti bu ürünlerle ilgili. Ve bu propolisin tabii literatüre baktığınızda, mesela hekimlerimiz bilir, PubMed diye bir veri tabanı vardır. Bizim üniversitede bütün bilimsel veri tabanları var. Mesela PubMed'e girdiğinizde tıbbi bilimsel yayınlar çıkar. Tıbbi bilimsel yayınlarda da mesela propolisin kanser üzerine etkileri, meme kanseri, prostat kanseri, mide bağırsak kanserleri, gırtlak kanseri gibi çok çeşitli, prostat kanseri gibi çok çeşitli kanser türleri üzerine etkisi doğrudan çalışılmış. Dünyanın çok çeşitli ülkelerinde. Yani Japonya'dan, Amerika'ya, Kanada'dan, işte İsviçre'ye, İspanya'dan, Çin'e, Hindistan'dan, Kore'ye, hemen hemen her ülkeden propolisle ilgili, kanserle ilgili yapılmış bir araştırma var ve hepsinin sonucu aynı şeyi gösteriyor. Propolis kanser hücrelerini yok ederken sağlıklı dokuya hiçbir zarar vermiyor. Ben de tabii bunları da okuyunca dedim ki biz neden kendi ülkemiz, çünkü kendi ülkemizde ürettiğimiz propolislerle ilgili çok az yayın var. Ve bilimsel düzeyi çok yüksek yayınlara ulaşmak zor. Dedim ki o zaman bununla ilgili kapsamlı bir çalışma başlatalım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde biz propolis arıcılarımızı ürettirdik. Topladığımız propolisleri özütledik. Yüksek oranda antioksidan içeren gerçek propolis özütleri hazırladık ve bu özütlerle de İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü'ndeki hocalarımızla işbirliği yaparak meme kanseri hücreleri üzerine propolisin etkilerini çalışma imkanını yakaladık. Meme kanser hücrelerini de Amerika'dan getirttirdik. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü evre hücreler bunlar. Bu hastalıktan vefat etmiş insanlardan alınmış gerçek canlı hücreler, kanser hücreleri. Bu kanser hücrelerini in vitro koşullarda, yani tüpte propolisle buluşturduk ve propolisin kanser hücreleri üstündeki etkisini inceledik. Çalışmanın sonuçları şu şekilde çıktı. Propolis birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü evredeki kanser hücrelerinin tamamını yok ederken, tamamını, ama bakın şöyle, apoptoz dediğimiz, yani hücrenin kendi içinde ölümünü sağlıyor. Çevreye zarar vermeden, sağlıklı dokuya zarar vermeden kendi içinde yok olmasını sağlıyor. Muhteşem bir şey. Yanlış bölünen hücrenin bölünme komutunu durduruyor. Diyor ki sen artık çoğalma. Çoğalma. Çoğalma komutu veriyor ve hücre çoğalamadığı için zamanla yok olup kendi içinde ölüyor ve bu arada sağlıklı doku hiçbir zarar vermiyor. Gerçekten kadınlar için şart o zaman propolis. Tabii günlük beslenmemize dahil etmemiz şart. Yani kadın, erkek, çocuk. Meme kanserinin bu kadar çok olduğu bir dönemde propolis mucize. Gerçekten mucizevi bir gıda ve her gün beslenmemize dahil etmeliyiz. Yani bana bu konuda çok soru geliyor. İşte her gün, kesinlikle her gün tüketmelisiniz. Çünkü her gün hava kirliliği, çevresel koşullar, sağlıklı tüketmediğimiz gıdalar, çok fazla rafine gıda tüketiyoruz. Bunların hepsi vücudumuzda sürekli olarak serbest radikaller dediğimiz, vücutta uzun vadede yıkıma yol açan, hastalıklara yol açan ve vücudumuzun yaşlanmasına yol açan faktörlerle karşı karşıya kalıyor. Yoğun olarak serbest radikal üretiyor vücudumuz her gün. Ve bu üretilen serbest radikallerin vücuttan uzaklaştırılması lazım. Uzaklaştırmadığımız takdirde bunlar işte vücutta damarlarda birikerek damar tıkanıklıklarına, kalp damar hastalıklarına, kansere, obeziteye, diyabete, birçok hastalığa temel oluşturuyor. Bunları da vücuttan uzaklaştıran maddeler antioksidan maddeler. Peki. Serbest radikallere bağlanıp bunları vücuttan atılımını sağlıyor. Ve propolis de dünyadaki bilinen en kuvvetli antioksidanlardan biri. O yüzden her gün tüketmek zorundayız. Tüketmek zor. Ben sizin sayenizde propolisi öğrendim ve kullanıyorum. Yani hayatıma şifa girdi. Şifa da oldu. Herkese de söylüyorum. Hatta çocuklar için propolisin önemini de anlatır mısınız? Yani kendi çocuğunuzda kullandınız.
ne kadar erken başlanırsa, ki bu erken dediğimiz zaman sanıyorum 6. aydan ek gıdalara geçiyor anneler. Tabii yani emzirmemiz bitti, çocuğumuz ek gıdaya geçiyor. O zaman alerji testi yaparak, hı-hı, çünkü propolis ile ilgili tek risk alerjiniz olabilir propolis'e. Hı-hı. Alerji testi yaparak ya bilek içine damlatarak. Çok da basit değil mi o? Evet, bilek içine damlatabilirsiniz. Yani çocukta da bunu gerçekleştirebilirler. Dudağın kenarına sürebilirsiniz. Eğer bir alerjik reaksiyon görülmüyorsa, kızarma, kışıntı gibi, o zaman bir damlayla başlayabiliriz ve yavaş yavaş artırabiliriz. Bir damlada da zaten verdiğinizde bir alerjik reaksiyon varsa çocuğunuz da bunu bir süre sonra gözlemliyor olursunuz. Kızarma, kaşıntı gibi. O zaman kesersiniz. Biliyorsunuz zaten ek gıdalara geçerken her zaman bir alerji gözlemi baştan yapıyoruz. Evet, yapılıyor. Aynen onun gibi. Aynen onun gibi. Propolis'te kullanırken. Ama balı ve ballı ürünleri de bir yaşından sonra öneriyoruz. Zaten o söyleniyor ama yani eğer emin isek zaten aldığımız balda. Çünkü açıkta olan ballarda bir takım zehirler üreyebiliyormuş. Şimdi aslında baldaki konu şöyle, balda dikkat edilmesi gereken birkaç konu var. Bir tanesi, bal doğal mı aldığınız bal? İkincisi, bal doğru işlenerek rafa gitmiş mi? Tabii ki üçüncüsü de balın üretim koşulları doğru yapılmış mı? Çünkü bal kovanda üretildiği an aslında onun üretimi bitti. Daha sonra bir işlem yapmanıza gerek yok, onu doğrudan tüketebiliyorsunuz. Bal eğer pestisit uygulanmayan arazilerde, ilaç kullanılmadan doğal bir çevrede üretilmişse çok doğal ve sağlıklı ve herhangi bir zehir içerme ihtimali de yok. Ama eğer ki siz balı işte ne bileyim çok pestisit uygulanan bir arazide üretirseniz ya da arıcılık uygulamalarında arıya dışarıdan ilaç verirseniz ya da arıya şeker yedirirseniz balın üretildiği sezonda. Çok da zor zaman, bunu anlamak zaten tabii mümkün değil. Tabii bunun analizle falan anlaşılması bile çok zor. O yüzden mesela biz sözleşmeli arıcılık yapıyoruz. Arıcıyla doğrudan birebir çalışıyoruz ve arıcının koşullarını da kontrol ediyoruz. Eğitimini veriyoruz, malzeme veriyoruz. Hep işbirliği halindeyiz ki harika, koşulları daha doğru kontrol edebilelim. Dolayısıyla bir arıcılığın doğru yapılması lazım doğru ürünü elde etmek için. İki, doğru işlenerek rafa gitmesi lazım. Burada da balda da dikkat edilecek konu şu. Maalesef ballar çok kısa zamanda kristalleşiyor. Hani donma denir ya halk arasında. Şekerlenme diye de bilinir. Bu çok doğal bir durum. Çünkü bal... Öyle mi? Tabii çok doğal bir durum. O şekerlendiğinde bak bu iyi bir bal değilmiş diyebiliyorlar. Tam tersi. Tam tersi. Bal kovandan çıktıktan çok kısa bir süre sonra birkaç ay içerisinde kristalleşebilir. Mesela şu anda bal üretim sezonu. Balların biz kışın, Ekim, Kasım, Aralık aylarında tamamen kas katı donduğunu göreceğiz. Bu son derece doğal bir durum. Ve bunun için bala bir işlem yapmaya gerek yok. Yani balı bu şekilde tüketebiliriz. Katı halde, kristal halde tüketebiliriz. Ama maalesef firmalar balları rafta böyle cam gibi berrak dursun, uzun süre kristalleşmesin diye 75-80 derecelere kadar ısıtıyorlar. Pastörizasyon dediğimiz bir işlem. Ve içindeki polenleri, ki polenler besin öğesidir, vitamin, mineral içerir. Bunları da filtre ederek uzaklaştırıyorlar. Böylece bal böyle berrak, daha koyu akışkan, kıvamlı ve uzun süre kristalleşmeden duran bir yapıda oluyor. Tüketici de bunu doğal ve gerçek bal zannedip alıyor. Halbuki besin değeri azalmış, enzimlerini ciddi anlamda kaybetmiş bir ürün almış oluyor. O yüzden balımızın ham bal olmasına, yani balın kovandan, anlamı bu. Yani evet, kovandan çıktığı gibi. Evet, aynen öyle. Paketliyorsunuz. Şimdi sütte mesela pastörizasyona gerek var çünkü raf ömrünü sağlayamazsınız. Doğru. Ama balda öyle bir şeye gerek yok. Çünkü bal antibakteriyel. Kovandan çıktığından itibaren zaten antibakteriyel özelliği var ve bozulma ihtimali yok. Bu pastörizasyon işleminin de tek amacı balın kristalleşmesini geciktirmek. Böyle bir işleme de gerek yok. O yüzden ben diyorum ki her zaman ham bal tüketin. Ham bal tüketmeye özen gösterin ve kovandan çıktığı koşulları belli olan, üretim koşulları belli olan, denetim altında olan ürünleri tercih edin diyorum. Bu şey gibi, hayvanların veteriner kontrolü yapılması gibi. Evet, aynen. Çünkü veteriner kontrolü olmayan eti nasıl yemiyorsak, balda da aynı şey çok kıymetli aslında. Çok değerli bir ürün çok. Bal. Polen de öyle, propolis de öyle, arüstü de öyle. Yani hani doğru üretilmesi, doğru üretildiğinden emin olduğunuz bir ürün almanız
gerekiyor. Evet. İşte yoksa... O yüzden biz mesela sözleşmelerizlik yapıyoruz. Ha. Bütün koşulları kontrol i̇şte, altına evet. almayı çok, başarmak kıymetli. İçin bunu yapıyoruz. Kaç aracıyla yapıyorsunuz? Bizim 500 üreticimiz, 100 bin kovanımız var bütün Türkiye genelinde. Ama bakın Türkiye'de 7 Az. Milyon arı kovanı ya, var. 60 bin üretici var. Yani propolis Dediğiniz üretmek gibi. İsterse aracımız Türkiye'de bunu başarabilir ve bütün dünyaya ya. Propolisi, Türk propolisini, Anadolu propolisini ulaştıracak ne kadar bir güce sahibiz. Muhteşem olur. İnşallah. Muhteşem olur. İnşallah. Yani gerçekten öylesine güzel bilgiler ki bunlar. Ama ben istiyorum ki sık sık bu hatırlatmaları yapmalıyız. Öğrenmeliler. Madem ki bizim ülkemizin ürünü, bunun tanınması için hepimizin aslında çaba göstermesi lazım. Daha çok Zaten üretim olması gerekiyor. Zaten günümüz koşullarında yerli üretim bakın çok önemli. Evet. Yaşadığımız krizler de bize yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Evet. O yüzden mesela ben şahsen bir ürün tercih ederken yerlisi varsa öncelikle yerlisini almaya her zaman özen ben gösteriyorum. Yerel üretimi desteklemek için. Bunu aynı şeyi tabii ki bütün halkımız yapmalı. Evet. Hep beraber yapmalıyız. Evet. Ve bu gelecekte daha da önemli bir hale gelecek. Öyle. Özellikle gıda üretimi bakın. Gıda temel şey. Çok, yani gıdamızı bile üretemez durumda olursak bu bizim için en büyük tehlike. Dolayısıyla bu temel besinimizi, arımızı, balımızı, polenimizi, propolisimizi neden Çin'den gelsin, neden içeriği ne olduğu belli olmayan ürünleri tüketelim. Değil mi? Yerli ürünlerimiz varken tabii ki bunlara öncelik vermemiz gerekiyor. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür Aslı ediyorum. Hanım. İyi ki geldiniz. Tekrar inşallah birlikte olup daha iyi daha haberler vereceğiz. Çok konu var. Çok konu var. Evet ama bizim vaktimiz böyle var. Küçük olduğu için ama sizi sık sık konuk etmek istiyoruz. Tamam inşallah. Çok Efendim, sağ olun. Tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.